Nefi, 17. yüzyıl Türk şairlerindendir. Kaside'de gerçek bir varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında, gerekse sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki eden şair, edebiyatçı ve hiciv üstadıdır. Asıl adı Ömer olan Nefi, 1572 yılında Erzurum Hasan Kale'de doğdu. Bundan dolayı devrin kaynakları Nefi'den Erzen-ü Rumi diye söz ederler. Babası Sipahi Mehmet Bey diye anılan bir kişidir. Daha küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gördü. Öğrenimine Hasan Kale'de başlamış, sonra Erzurum'a gelerek devam ettirmiştir. Burada Türk edebiyatının ünlü eserlerini okur. Arapça ve Farsça öğrenir. Nefi, Erzurum'da öğrenimini sürdürürken genç yaşında şiir yazmaya da başlamıştır. İlk mahlası Zarri yani zararlıdır. 1585 Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Müverrih Ali şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç şaire nef'i yani nafi yararlı mahlasını vermiştir. Padişah 1. Ahmet zamanında İstanbul'a geldi. Devlet hizmetine girdi ve bir süre farklı memurluklarda çalıştı. Daha sonraları 2. Osman ve 4. Murat dönemlerinde yıldızı parladı ve sarayla yakın bir ilişki kurdu. Hicviyeleri ile bilinen Nefi, yazdığı hicivlerle dönemin birçok isminin nefretini ve öfkesini üstüne çekti. Bir süre 4. Murat tarafından korundu. Daha sonraları 4. Murat kendisinden hiciv yazmamasını rica etti. Her ne kadar Nefi padişah 4. Murat'a bu konuda söz verse de kalemini durduramayıp vezir Bayrampaşa hakkında bir hicviye kaleme aldı. Bu hicviyesinden ötürü 1635 yılında sarayın odunluğunda kementle boğularak öldürüldü. Sonra cesedi İstanbul Boğazı'nda denize atılmıştır. Halk arasında Nefi Efendi'nin ölümü hakkında şöyle bir rivayet geçmektedir. Nefi çok iyi bir şair olduğu için infazından vazgeçilmiştir. Padişaha gönderilecek belge yazılırken Nefi de oradadır. Belgeyi bir siyahi yazmaktadır ve kağıda mürekkep damlatır. Nefi de bu olay üzerine "Mübarek teriniz damladı efendim" diyerek yaşama şansını kaybetmiştir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.